Abdülhamit döneminde hiç toprak kaybedilmediği iddiası tarihi bir aldatmacadır. Abdülhamit gerçekten kıymetli ve önemli bir padişahtır. Döneminde yaptığı faydalı hizmetler de olmuştur. Ancak Abdülhamit döneminde hiç toprak kaybedilmediği iddiası doğru değildir. Diğer filmlerimizde de belgeleriyle ortaya koyduğumuz üzere Abdülhamit dönemi İngiliz Derin Devleti'nin Osmanlı'ya tam anlamıyla yerleştiği, Osmanlı'nın maddi ve manevi olarak çöktüğü bir dönemdir. Hiç toprak kaybedilmedi denilen Abdülhamit devrinde 33 yıl içinde kaybedilen toprak miktarı ise yaklaşık 1,5 milyon kilometre karedir. Tunus, Mısır, Somali, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Kars, Ardahan, Batum, Teselya, Kıbrıs, Abdülhamit zamanında kaybedilen topraklardan bazılarıdır. Şimdi kronolojik sırayla Abdülhamit devrinde kaybettiğimiz 1,5 milyon kilometre kare topraklarımızı görelim. 1878, Berlin Anlaşması'yla Karadağ ve Sırbistan bağımsızlıklarını ilan etti. 1878, 93 Rus Harbi sonucunda Bulgaristan, Almanya ve Avusturya-Macaristan himayesinde özerk bir prenslik oldu. Bosna Hersek'e iç işlerinde bağımsızlık verildi. Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın sınırları genişletildi. Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya'ya verildi. Teselaya Yunanistan'a bırakıldı. 1878, Bosna Hersek ve Yeni Pazar Avusturya tarafından işgal edildi. 1878, Rusya'ya karşı Osmanlı'yı koruyacağı gerekçesiyle Kıbrıs, Abdülhamit tarafından İngiltere'ye verildi. 12 Temmuz 1878'de Kıbrıs'a asker çıkaran İngilizler, Kıbrıs'taki Osmanlı bayrağını indirip yerine kendi bayraklarını çektiler. 1881, Tunus Fransa tarafından işgal edildi. Mersa Anlaşması'yla Tunus tamamen Fransa'nın idaresine girdi. 1882, İngiltere Mısır'ı işgal etti. 1884, Somali İngiltere'nin eline geçti. 1885, Habeş eyaleti İtalya tarafından işgal edildi. 1898, Girit'e özerklik verildi. 1899, Kuveyt'e özerklik verildi. 1908, Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. 1908, Bosna Hersek tamamen Avusturya'nın eline geçti. 1908, Girit Yunanistan'a katılma kararı aldı. Böylece hiç toprak verilmedi denilen Abdülhamit döneminde bugünkü Türkiye topraklarının neredeyse iki katı, yaklaşık 1,5 milyon kilometrekare toprak kaybedilmiş oldu.